Efendim kapatalım isterseniz Olur, gündemdeki kapatalım. başlıkları. Tabii. İzleyiciler de bekliyor tabii. Aydın ve Kültür Kitabı geçtiğimiz hafta duyurmuştuk değerli izleyenler. Yeni basımın yani geliştirilmiş 3. basımının çıktığını. Birinci basım Nisan 1996. Evet. Bu 3. basım biraz geliştirdiniz. Ama 15 senedir falan bu kitap yoktu. Ben de yeni basım, yani yeni basımları bir şeyler ekleyerek, geliştirerek, olgunlaştırarak yaparım. O yüzden elim ancak değebildi. Şimdi 4. basım da geliyor. Öyle mi? Matbaada şu an. Evet, Evet. güzel. Ben biraz Tunca Bey'e sözü bırakayım. Ben çok Tamam, sordum. oldu. Teşekkürler, sağ Tunca ol. Bey'le devam edelim. Şimdi gündem çok yoğun. Gündem elektrikli, sıcak. Fakat Sayın Perinçek, bu aydın meselesi de zaman zaman çok sıcaklaşan, elektriklenen tartışmalara konu olur. Sizin bu kitabınız, evet, 96'da çıktı ama aslında 95, 1995'teki bir tartışmaya dayanıyor. Yani oradan filizlenmiş bir kitap. Üçüncü basımı biraz genişlettiniz. Ona geleceğiz. Hangi bölümü eklediniz? Onu konuşacağız. Yani bu aydın meselesi zaman zaman alevlenir. Gerçi son zamanlarda Türkiye'de maalesef böyle tartışmalar olmuyor 95'teki gibi. Çünkü artık sosyal medya var. Kimse bir şey tartışmıyor. Sosyal medyada da herkes zaten fazlasıyla aydın, Birbirini fazlasıyla ısırıyor. evet, fazlasıyla Sosyal medyada tartışma yok, ısırma var. uzman. Dolayısıyla ben şöyle bir düşündüm, yani o günleri de hatırlıyorum. Aslında çok verimli bir tartışma olmuş Evet. her açıdan. Selim İler'in Cumhuriyet Selimileri var, Gazetesi'nde Melih Cevdet var, Ataol Enis Batur, Behramoğlu var, Hasan Cemal var, Enis Enis Batur Batur var, var. Ahmet Cemal Evet, Ahmet'im, var. Hasan Cemal diye düzelttim. Onun kardeşi değil mi Ahmet? Ahmet Cemal, Hasan Cemal'in kardeşi. Evet. Oldukça daha sonra Bilbitopya'da sizin Evet. yazılarınız var. O tartışmaya katılıyorsunuz, yanıtlar veriyorsunuz. Bir tartışma daha başlıyor aslında. İrfan Erdoğan'ın Evet. Çetin Veysel'in ve Ali Akay'ın da Evet. katıldığı bayağı muazzam, böyle bir Profesör, aylarca evet. süren bir yazışmalarla bir tartışma oluyor. Aslında o günden beri, daha öncesinde de tabii ki var ama bu aydın tartışması hep Türkiye'nin gündemine gelir. Şimdi onu konuşacağız ama ben önce kitabı bir daha okudum yıllar sonra. Yani hem üstünde çalışırken okudum hem daha sonra okudum. İzninizle şeyi sormak istiyorum. Şimdi girişte bir Yunus Emre alıntısı var. Evet. Baktım baktım ama sizin açıklamanıza ihtiyacım var. Kitabın içinde onun açıklaması yok. Evet. Anlatır mısınız? Evet. Var imdi miskin Yunus diye başlayan Evet. bir dörtlük. Var imdi miskin Yunus, üryan olup gir yola, yüz çukallı gelirse yalıncağı soyamaz. Yani bu bence Yunus'un en güçlü ve beni en etkileyen dörtlüsü ve bu da çok Türkiye'de bilinmez. Evet. O şey, yani bu şimdi şu tabii burada şu var. Üryan olup giriyorlar. Bir kere Yunus'u çok iyi anlatıyor. Üryan olmak da çıplak soyunmak ama burada arınmak aslında. Üryan olup giriyorlar. Yani her şeyinden soyunuyor, arınıyor ve bir yola giriyor. Bir yolun eri. Bir yolun yoldaşı Yunus Emre. Ondan sonra tabii soyunuyor, arınıyor. Yüz çukallı gelirse, çukallı zırhlı asker demek. 100 tane zırhlı asker gelirse, gelse bile diyelim, eğer gelirse yalıncağı soyamaz. Yani sen eğer üryansan, arınmışsan, 100 tane zırhlı asker bile gelse seni soyamaz çünkü çıplaksın. Ama burada çok derin anlamlar var. Yani arınan bir insana hiç kimse bir şey yapamaz. Yalıncağı soyamaz. Bu biraz aslında Marx'ın o meşhur zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şey yoku. Marx'tan diyelim 600 yıl, 13. yüzyılda yaşadığına göre Yunus Emre. Yani ondan 600 yıl önce 100 çukallı gelirse, 100 tane zırhlı asker gelirse yalıncağı soyamaz. Çünkü kaybedeceği bir şey yok. Yunus Ama aynı döneminin hem aydını mı? kaybedeceği bir şey yok, hem kaybedeceği bir şey yok, hem de o kadar çok şeyi var ki onu onlardan yoksun bırakamazsın. Yani o çünkü kendinden vazgeçmiş. Yani
kamil insan, fenafillah derecesine ermiş bir insan, o arınmakla oluyor. Dünya malından, mülkünden, heveslerinden arınarak gelinen bir yer. O zaman sana hiç kimse bir şey yapamaz. Yunus döneminin büyük aydını. Şimdi mesela Yunus'u böyle bir zavallı derviş, fakir fukara, elinde değnekle yürüyen bir adam, bir oduncu, bir köylü falan gibi tanıtan eski anlayışlar vardı. Bunlar çok yanlış. Yunus Emre çok derin bir entelektüel. Onu görmemiz lazım. Çok birikimli. Yani onu bütün incelemelerde de onu görüyoruz. Zamanın ve belki de Türk tarihinin 3 tane entelektüeli varsa biri Yunus Emre. Şimdi onunla ilgili bazı keşifler de oldu. Cahit Üstelli Karaman'da bazı belgeler buldu. Ve o belgelere dayanarak Yunus Emre'nin bir Karaman Beyliği'nin prensi olduğunu ve idam edildiğini Cahit Üstelli Yunus Emre kitabında anlatır. Şimdi acaba hakikaten Karaman prensi miydi, değil miydi falan o ayrı mesele ama şu Yunus Emre'ye şey yakışıyor. Yani o zaman yüksek entelektüel birikimler daha çok saray çevrelerinde falan filan olduğu evet. için yani o ona uyuyor ama çok önemli bir eğitim gördüğü, çok birikimli olduğu, o Tapduk'un kapısında, Kuluoğlu'nun kapısında falan 40 yıl Tapduk Emre'nin kapısına odun getiriyor. Değil mi? O 40 yıl bir eğitim. 40 yıllık bir eğitim diyelim. Ama orada çok hoş olan bir şey, 40 yılın sonunda 40 yıl sormuyor niye hiç eğri odun getirmedin diye Tapduk Emre. O da bir sabır. 40 yıl sonra diyor ki ya diyor Yunus diyor sen diyor bu tekkiye diyor 40 yıldır odun getiriyorsun. Bir gün bile eğri odun getirmedin diyor. O da diyor ki bu tekkenin kapısından odunun bile eğrisi giremez. Şimdi bakın burada bir yandan Yunus'un verdiği cevap müthiş ama ondan daha müthiş olan Tapduk Emre'nin 40 yıl sormaması. Orada da bir müthiş sabır var. Şimdi siz kitabınızda yani ana ekseni her sınıfın bir aydını vardır diyorsunuz. Tabii. Onu da konuşacağız. Yunus Emre peki ya o gücü nereden alıyor? Neye dayanarak? Nereden Yunus doğuyor? Yunus Emre 13. yüzyıl Türkiye Türk kavminin, Türklerin Anadolu'da bir sıçrama yaşadığı diyelim o Orta Asya'da sınıflaşma süreçlerinde bir olgunluk noktası. Selçuklular, Osmanlılar falan o sıçrama yaşadığı dönem ve oradaki şeyler, büyük çelişkiler, arayışlar, yani Moğollar geliyor, Selçuklu Devleti kurulmuş, Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti Moğolların istilasıyla karşılaşıyor. Halk hareketleri, babayi isyanları falan filan. Yani bir anlamda toplumun arayış içinde olduğu ve çok önemli çelişmeler yaşadığı bir yüzyıl, 13. yüzyıl. Orada Yunus Emre'nin çıkması da şey değil, rastlantı değil. Yani büyük insanları yaratan bir tarihsel süreç evet. 13. yüzyıl. Siz aslında hani çok net söylemek gerekirse bir tabuyu kırıyorsunuz bu kitapta. Yani aydın, çünkü aydın deyince bizde hep olumlu, hatta evet. solcu olan, işte muhalif olan bir kavram geliyor akla. Siz diyorsunuz ki yani böyle bir şey yok, aydını idealleştirmek evet. Yanlıştır. Olumlu olmak zorunda değildir. Ya yani da sana göre olumlu olmak zorunda değil. Tabii. Bir paye değil. Olmadığını söylüyorsunuz. Bu nereden geliyor? Şimdi yani bakın, aydın bu niye... kitabın en önemli özelliği bu kitapta özgün, orijinal bir aydın bilimsel evet. teorisi tanımı var. O da nedir? Aydın sınıfını kendisi seçen, belirleyen insan diye tanımlıyor. Yani diyelim siz bir zengin çocuğu olabilirsiniz, burjuva olabilirsiniz ama işçi sınıfının aydını olmayı seçebilirsiniz. Sübjektif olarak kendi seçiminizle bir sınıfa katılıyorsunuz. Veya da bir işçi olabilirsiniz, fabrikada çalışıyorsunuz, nesnel olarak işçisiniz ama diyelim gidersiniz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya da bilmem Meral Akşener'in partisinin yöneticisi olursunuz, orayı seçersiniz. İşçi kökenli olduğunuz halde Biden tayfasına katılırsınız ve Türkiye'nin diyelim
hakim sınıfların içinde yer alırsınız. Yani aydının özelliği nesnel olarak sınıfı üretim süreçlerinde belirlenmiş olmuyor. Kendisi sınıfını seçiyor. Yani işçi nedir? Tezgahta çalıştığı için, fabrikada çalıştığı, torna tezgahında, tesviye tezgahında çalıştığı için işçi. Onun işçiliği nesnel üretim sürecindeki yeri tarafından belirleniyor. Veyahut da burjuvazi sermaye sahibine fabrikası var, ticarethanesi var, sermayesi var. Onun da konumunu kim belirliyor? Nesnel üretim sürecindeki mülk sahibi, sermaye sahibi olması belirliyor. Ama aydın bundan farklı. Aydın sınıfını kendisi seçiyor. Kendi sınıfından ayrılabiliyor. Ayrılabilir veya ayrılmaz. O ayrı mesela ama kendi sınıfını seçiyor. Yani nedir? Şair kendisi olarak. Kendisi bir sınıf değil mi aydın? Kendisi bir sınıf değil. Bir sınıfa eklemleniyor. Yani bir şair olarak değil, bir mimar olarak, bir filozof olarak diyelim Yunus Emre gibi veya Einstein gibi ondan sonra veya bir ressam olarak yani bir sanatçı olarak veya bir filozof olarak, bir düşünür olarak ve bir sınıfın ideolojisinin inşasında rol alan bir insan olarak. Bir köşe yazarı da olabilir. Sonuç itibariyle ne oluyor? O şeyi seçiyor. Siz bu yani gerçek aydın, yapay aydın, has aydın gibi tanımları yanlış buluyorsunuz. Şunun için yanlış. Yani has aydın, sahte aydın falan bunlar aydına ilk önce bir paye veriyor. Bu biraz da bizim aydının etimolojik kökeninden gelen bir yanılgı. Mesela münevver ilk başta Osmanlı son zamanlarında orada da tenvir olmuş yani aydınlanmış münevver, tenvirden aydınlanmıştan geliyor. Cumhuriyet'te de o münevveri aydın diye Türkçeleştirmişler. Bu insanda aydın deyince ha bu bir paye, bir olumluluk düşüncesini veriyor. Halbuki Batı dillerinde intelektüel, yani Almanca da olsun, İngilizce de olsun, Fransızca da olsun herhangi bir paye değil. Sonuç itibariyle zeka ile ilgili bir iş yapan. Fakat benim tanımım da burada sınıfını kendisi belirleyen ve bir sınıfın ideolojik diyelim gladyatörü veya ideolojik inşasında görev, sorumluluk üstlenen insanlar olarak tanımlıyoruz. Kafa emekçisinden burada ayrılıyor. Farklı. Da. Onu da kitapta çok uzunca anlatmışsınız. Aslında daha sonra soracaktım ama şimdi siz değindiniz. Şimdi aydın ve münevver. Biraz bu aydın kavramında aslında ilk bakışta böyle bir eril bir şey çıkıyor ortaya zihinlerde. Yani aydın sanki hep erkekler, kadın aydınlar da çok. Mesela aydın erkek ismi olur, münevver kadın ismi olur Türkçe'de. Enteresan, iyi yakalamışsınız. Aydın deyince hep böyle erkeklerin dünyası geliyor. Mesela sizin o tartışmada da hep erkekler vardı. Evet. Kadın aydınların durumu... Için, yani kadınların toplumda... Daha mı dezavantajlı? Kadınların toplumda aşağıya bastırılması, itilmesi, düşün hayatının dışında kalması. Bu Yunan'dan ve Roma'dan başlıyor. Bakın eski Yunan'da bir tane kadın filozof vardır. Ondan sonra bütün filozoflar, Aristofanesler, Aristolar, Sokratesler, şunların hepsi erkektir ve eşcinseldir hepsi. Kadınlar da kafese itilmiştir. Ve Yunan'da kadın bir fikri faaliyet içinde değil. Kadın sonuç itibariyle çocuk yapmak için kullanılan bir alet. Aşkta da şey değil, partner değil, yani... Kadın aşkta yok eski Yunan'da. Eşcinsellik de oradan. Erkekler arasında aşk var. Kadın ise çocuk doğurmak için var. Onun için kadının kenara itilmesi onu aynı zamanda entelektüel hayatın dışına atıyor ve kafeslere kapatıyor. Bu bütün sınıflı toplumlarda yakın ancak burjuva demokratik devrimlerden sonra. Bizde de Atatürk devriminden sonra kadınlar ve şeyden İttihat Terakki zamanında oralardan başlayarak kadınlar sahneye çıkıyor. Namık Kemal'in de şeydeki Zekiye Hanım'dır değil mi? O Vatan Yavuz Silistre'deki kahraman kadın. O demokratik devrimle birlikte kadın romanlarda da birden kahraman olmaya başlıyor. O çok önemli. Ve İttihat Terakki zamanında 1908 Hürriyet devrimiyle kadınlar temayüz ediyorlar, ortaya çıkıyor. Ve kadın aydınlar tabii aynı zamanda yetişiyor. Kitabımızda çok hoş bir benzetme var. Yani kitap baştan aşağı çok öğretici ve hoş o anlamda da. Jön Türkler
Türklerin en büyük markasıdır diyorsunuz ve o hareketteki gençleri, düşünürleri, eylemcileri örnek aydın diye gösteriyorsunuz. Yani o aydın kavramına oturuyor, devrimci aydın kavramı. Devrimci aydın kavramı. Evet, yani tabii burada şu önemli. Mesela bizim solda veya devrimciler arasında sağcıları aydın kabul etmez. Ya onlar aydın değil falan. Öyle evet. Aydın mı olur falan. Aydın aydınlatır, ilericidir falan. İlericidir gibi böyle bir o bilimsel olmayan işte bu kitapta da eleştirdiğimiz tavır. Şimdi mesela kalkıp bir Necip Fazıl Kısakürek yani büyük bir şair sen onu aydının dışına atamazsın. Veyahut da işte mesela İbrahim Kalın bugün bir entelektüel, bir aydın. Ama sola aittir aydın ve solun ancak havzası içerisinde çıkar gibi bilimsel olmayan fikirler var. Zaten bu kitapta da tam Melih Cevdetlerle falan hep bu tartışmayı yapmıştık. Aslında yani bu somut tartışmanın öncesinde de daha sonra da devam etti. Sağcıdan aydın olmaz da çok geniş bir tartışmaydı. Onu da hatırlıyorum. İşte o yani. Aydın kavramını kendine yontan ve bilimsel o kavramda bilimi buluşturamazsınız. Yani bir takım bilimsel olmayan solcular o kavramda buluşabilir ama siz bilim adamlarını yalnız solcular aydın olur, muhafazakarlar aydın olmaz falan. Mesela şimdi Fuzuli hani Fuzuli'yi geri alıyorum. Baki. Hani Fuzuli yine halkın şairi falan. Baki aydın değil mi? Büyük bir aydın. Nedim aydın değil mi? Bunlar sarayın şairleri ama diyelim büyük aydınlar. Orada peki şimdi aydınla entelektüel arasında bir ayrım. Meşhur Kanuni Sultan Süleyman'ın müftüsü alalım. Hepimizin bildiği birdenbire. Hep dalga geçeriz ya. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi. Şimdi bak bizim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ile Türk entelektüelleri hep dalga geçerler. Goethe'yi okuyalım. Goethe, ki Alman aydınlanmasının diyelim büyük filozofu değil mi? Ebu Suud Efendi'yi över yerlere koymaz yani. Bizim işte bu şeriatçıdır, mühendidir falan diye yerin dibine batırdığımız Ebu Suud Efendi'yi Goethe, Alman aydınlanmasının büyük şair ve filozofu Goethe, dünyanın en büyük aydınları arasında sayar. Yani çünkü onların bakış açısı bilimsel. Şeye göre bakmıyorlar. Kim ilerici, kim gerici falan o açıdan değil. Şuna bakıyorlar. İçinde yer aldığı sınıfın ideolojisini işlemek açısından bakıyorlar. Yani aydın bir anlamda bir kuyumcu. Şeyin de aydınları var. Ne derler? Feodal hakim sınıfların da aydınları var. Burjuvazinin de aydınları var. İşçi sınıfının da aydınları var. Ama mesela feodallerin aydını olmaz. Onlar aydın değildir, gericidir dedin mi? Yunus Emre de aydınlıktan çıkıyor. Tercih edilebilen bir şey mi peki? Ben aydın olmak istiyorum. Çok okuyacağım. Fikir işçisiyim aynı zamanda. Olabilir tabii. Aydın olabilir yani mi? Mesela siyasal partilerde üst düzeyde görev almış herkes aydındır. Çünkü bir sınıfın politikasının inşasında görev alıyor. Diyelim bugün diyelim gerici partilerde ama işte diyelim Meral Akşener'in partisinin yönetim kademesi. Onlar aydın. Yani bulutların üstünde evet, bir kavram değil aydın. Ulaşılmaz evet. Ya da böyle çok evet. Az insanın yani ulaşabileceği. Benim sınıfım veya benim konumumda olan entelektüeller aydındır. Öbür taraftakiler aydın değildir. O bilimsel bir tavır değil. Siz alafranga aydın diyorsunuz. Yani aydın değil demiyorsunuz evet. Ama alafranga aydın diyorsunuz. Burjuvazinin aydınları alafranga. Mesela işte Şıp Sevdiler'de falan o Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın falan romanlarında işledikleri o alafranga aydınlar vesaire var. Devrimci aydınlar da var. İlginç bir saptamanız var kitapta. Herhangi bir aydın için üçüncü bir seçenek yoktur diyorsunuz. Yani evet. Yani ya oradadır ya buradadır. Bir gri bölge evet. Yok. Şimdi orada kafa emekçisiyle ayırmak lazım. Mesela kafa emekçisi nesnel olarak bir sınıfın parçası. Yani mesela diyelim mühendis. Adam esas olarak kafa emeğiyle üretim sürecine katılıyor. Ama nedir?
işçi konumunda, ücret karşılığında kafa emeğini satıyor. Yani kol emeğini satanlar olduğu gibi kafa emeğini satanlar da. Zaten tabii tamamen kol emeğini satan da yok, tamamen kafa emeğini de, ama bu bir bileşim. Ama kimileri, diyelim siz kaynak yayınlarında çalışıyorsunuz, esas olarak kafa emeğini satıyorsunuz. Buna kafa emekçisi diyoruz. Bu aydından farklı bir şey. Siz nesnel olarak üretim sürecinde işçi sınıfıyla ve diğer emekçilerle beraber konumlanıyorsunuz. Aydın ise farklı bir şey. O sınıfını seçiyor. Ha, siz mesela Tunca Aslan olarak hem kafa emekçisiniz ama hem de aydınsınız. Çünkü belli bir sınıfın, diyelim sinema şeyi olarak, eleştirmeni olarak, yazar olarak, köşe yazarı olarak falan emekçi sınıfların davasına ve ideolojik faaliyetine bir katkıda bulunuyorsunuz. Ve sınıfınızı da seçmişsiniz. Yani hem nesnel olarak üretim sürecindeki yeriniz itibariyle kafa emekçisiniz, hem de bir seçiş yapmışsınız. Diyelim hukuk fakültesinde okurken falan devrimci olmayı seçmişsiniz. Dolayısıyla aynı zamanda emekçi sınıflarının aydınısınız. Bir virgül koyalım mı? Bir reklama gideceğiz. Değerli izleyenler, reklamdayız. Reklamların ardından bu güzel sohbeti devam ettireceğiz. İzleyenler, devam ediyoruz. Sayın Doğu Perinçek'in Aydın ve Kültür kitabı üzerinden aydın ve kültürü konuşuyoruz esasında. Sayın Tunca Arslan da bizimle, Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni. Ben yine size bırakayım, ben aralara giriş yaparım. Teşekkürler. Şimdi geliştirilmiş üçüncü basım Sayın Perinçek. Bir de değişiklik var ilk iki basımdan. Kapak değişti. Ece Perinçek'in çalışması, ellerine sağlık diyelim ve teşekkür edelim. Çok simgesel bir resim. Bu tabii ben Ece Perinçek bizim gelinimiz oluyor, Mehmet Perinçek'in eşi. Mehmet Perinçek de Ece Perinçek'in eşi oluyor. O şimdi Rusya'da Ece Perinçek şey yapıyor, doktora yapıyor sanat tarihi, sanat alanında ressam. Ondan sonra ondan rica ettim, ya Aydın ve Kültür buna bir kapak yap diye. Benim aklıma çok şeyler geliyor, işte kalem, slasher falan filan. O kendisi bu hokka ve şeyi buldu, kamışı buldu. Çok güzel, çok beğendim. Evet. Ona teşekkür ediyorum hakikaten. Çok sade ve dolu bir çok, görsel. Çok güzel bir görsel. O iyi bir ressam. Resimleri falan da bayağı dünyada şey yapılıyor, satılıyor. Rusya'da da güzel Rusça öğrendi ve şimdi sanat tarihi üzerine doktora yapıyor. Rusya demişken, aydın geleneği de çok köklü ve derin bir ülke. O açıdan da hemen yanı başımızda. Biz de Allah'tan biliyoruz biraz Rus kültürünü. Yani biz bir Türk edebiyatından sonra Türkiye'de en çok okunan edebiyattır değil mi Rus edebiyatı? Tabii. Mesela bizde Amerikan edebiyatı, Avrupa edebiyatı pek yok ama İşte Çehovlar, Gogollar, Dostoyevskiler, şeyler, Türgenyevler, Tolstoylar. Sadece roman değil mesela, tiyatro, sinema. Ha? Tiyatro, sinema tabii. Buralarda da. Ama tabii acayip bir Rusların bir aydın geleneği var hakikaten. Bizim gibi güçlü yani. Çok derinler eskiye kadar da gidiyor yani her dönemde. Çok, evet. Çok, mesela bir Dostoyevski'nin diyelim Ecidiler romanı. Her açıdan okunabilir. Yani politik açıdan, felsefi açıdan. Edebiyat şaheseri. Edebiyat şaheseri. Sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. En çok onu seviyorum. Evet. Şeyi de Andre Malraux galiba. Onun da dünyada en beğendiği romanmış. Dostoyevski'nin Ecinliler. Yani oradaki bir Verkovenski vardır. Komplocu aydın. Komplocu, o da bir aydın. Nihilist aydın bir yandan. Komplocu. Yani işi gücü kafası yamuk tertibe çalışıyor falan. Çok iyi. Bir Türgenyev'in mesela Rudin var. O da bir aydın. O da barikatların üzerinde ölmeye meraklı bir aydın. Kahramanlık meraklısı ve hakikaten barikatların üzerinde. Bir de Gonçarov'un Oblomov'u var. O da tembel aydın. Ecinliler aslında bizim sanki sol hareketi de biraz etkilemiş. Bizde bir sürü Ecinli çok var. Çok var Ecinli. İşte bizde Ecinli
TİKKO'cular, bilmem neci, THKP'ciler, hepsi ecinli. Evet. Sizin kitapta yine ilginç bir vurgu. Yani vurgudan önce sizin aydın tanımınızla, aydını değerlendirmenizle, tahlil etmenizle ve yeni bir tez ortaya koymanızla Gramsci'ninki biraz benziyor. Benzer. Evet. O da aydın eşittir öncü. Çok saygı duyarak da söz ediyorsunuz. Bence aydın konusunda yani dünyadaki entelektüel tanımı ve teorisinin yapılmasında bence en önemli kişilik Gramsci. Orada yani vurgu dediğim şu ilginç bir aslında yani bir türde... O daha çok aydını unutma lütfen sözünüzü. O daha çok aydını öncü, sınıfların öncüleri. Ben ise o teoriyi biraz daha ileri derinleştirdim falan ama Gramsci tabii çok büyük bir evet. Bizde peki siz de söz ediyorsunuz kitapta. Mesela sivil toplumcu liberal aydınların Gramsci hayranlığı ama Gramsci'den hiçbir şey anlamamak şeyi nereden kaynaklanıyor? Gramsci'nin yani, kendisi diyelim Stalinist diyebiliriz. Yani öncü parti, Leninci bilmem ne falan ama Türkiye'de de Murat Belgeler falan filan Gramsci'ci diye ortaya çıktılar ve ha Gramsci'de sivil toplum, politik toplum şeyleri var. Kavramları var. Ama o bütün şeyde var, teori literatürde var. Ama onun sivil toplumculuk şeklinde liberal tutucu bir şey içerik kazandırılması bizim Türkiye'de Murat Belgeler falan oldu ama şey Gramsci ise tamamen o kavramları yani sivil toplum, politik toplum kavramlarını devrimci bağlamda kullandı. Yani devrimci bir teorinin kavramları olarak kullandı. Şimdi mesela gerici teoriler de burjuva diyebilir, işçi diyebilir falan ortak kavramlar var. Ama ona hangi içeriği veriyorsunuz? Hangi rolleri veriyorsunuz? Gramsci'de o kavramlar devrimci bir teorinin açıklanmasında birer alet, araç. Ama işte bizim Murat Belgeler'de, Ömer Laçinler'de, Asaf Savaş Akatlar'da falan onlar ise o sivil toplum, politik toplum kavramlarını tamamen tutuculuğun, devrim düşmanlığının, her durumda devlet düşmanlığının, her durumda yukarıdan aşağıya hareketinin karşıtlığı olarak anlamlaştırdılar. Jön Türkler demişti Tunca Bey, kitabın bir yerinde Ömer Naci den bahsediyorsun. Evet. Neden Jön Türkler içinde Ömer Naci? Yani şimdi aslında belki çok isabetli bir seçim. Bence tabii devrimci aydının en büyük örneği bizim Mustafa Kemal Atatürk. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ü bu kitapta böyle bir sayfayla anlatmak birçok yerde geçiyor tabii ama yani bir, en büyük diyelim bizim Resneli Niyaziler, Sabri Beyler, Balkanlarda dağa çıkan o şeyler ve kahramanlar 1908 devrimi. Talat Paşa da çok büyük bir aydın tabii. Enver Beyler, Enver Paşalar falan ve en son nerede noktalanıyor? Hatta noktalanmıyor da doğruğa çıkıyor. Mustafa Kemal'de falan. Ama ben orada unutulmuş, arada kaybolmuş, cesur, fedai bir aydın Ömer Naci'yi koydum. Şiir de yazıyor, şair de. Şair ilk şeyin, Namık Kemal'in şiirlerini ilk defa Atatürk'e, Mustafa Kemal'e veren Ömer Naci. Yani Atatürk'ün yetişmesi üzerinde de etkili. Evet. Sanıyorum 2-3 yaş büyük Atatürk'ten. Yani çok da aralığında fark yok. Evet. Ömer Naci de harbi okulu mezunu. O da asker ama bir entelektüel. Selanik'te birlikte kuruyorlar. Hı. Atatürk'le birlikte. Evet, beraberler. Atatürk Namık Kemal'i ondan öğreniyor. Ondan sonra iyi hatip, fedakar. Kalkıyor İran devrimine gönderiyorlar 1906-1907'de. Gidiyor İran devrimine katılıyor. Pek çok yerde rol alıyor ve aynı zamanda dediğiniz gibi... Trablusgarp'e gidiyor askeri olarak. Bir yandan da iyi bir aydın. Sonra İstiklal Savaşı'ndan sonra da Atatürk onu tabii seviyor, koruyor, eski bir arkadaşı. O kuşağın aslında bütün nasıl diyeyim askerlerinde ya da Jön Türklerinde o şey var. Refik Saydam mesela. Hani bugün pek bilinmez... Ama başbakanlık yapmış, sağlık tabii. Bakanlığı yapmış, ilaç kodeksi geliştirmiş, aşı bulmuş, Galicia cephesinde savaşmış, 19 Mayıs'taki Bandırma Vapuru'ndaki subaylardan birisi. Ama mesela bugün bilinmez yani bu aydınlar da unutulmuş aydınlar. Çok büyük parlak aydınlarımız var yani onu mesela şimdi
Ali Fuat Paşa diyelim. Ali Fuat Cebeso, işte Rauf Orbay. Ondan sonra o askerlerin hatıralarını okuduğumuz zaman İsmet Paşa falan hakikaten çok derin bir entelektüel birikim görüyoruz. Çok önemli. O zamanki askerlerde hakikaten yani strateji falan konusunda değil, entelektüel hayatta da çok ciddi. Çünkü harp okulları, işte mühendishaneyi, Bahriye'yi, yani deniz harp okulları, bilmem mühendis okulları falan ilk okumuşlar oradan çıkıyor ve ilk geleceği arayanlar ve Osmanlı toplumunun dağılması ve çöküşüne çare bulan devrimciler onların arasından çıkıyor. Onun için bizim ilk devrimci kuşaklarımız daha çok asker. Evet. Coşkun insanlar aynı zamanda. Coşkun, fedakar. Mesela çadırda Filibeli Ahmet'im işte inkar etmek mümkün müdür? Kitabını okudum diyor Bitlis cephesinde. Atatürk. Bir yandan Bitlis cephesinde savaş, çadırda. Geceliğin çadırda da mum ışığında veya da kandilde Filibeli Ahmet'im ben materyalizm. Epey bir kısmı da yani o fedakarlık, fedai ruhu, epey bir kısmı da hiç evlenmemiş mesela. Yani vakit bulamamış bile falan. Yani eşiyle falan tabii, beraber olacak zaman bulamamış. Evet, zaman bulamamış. Hep şeylerde geçmiş hayatı. Cephelerde. Cephelerde geçmiş. Hasretler içinde, aşklar içinde geçmiş. Onların aşk mektupları falan da müthiş. Mesela Enver Paşa'nın Naciye Sultan'a yazdığı falan aşk mektupları. Onlar da müthiş. Sadeler bir de. Sade. Sade insanlar, basit yaşıyorlar. Koruyorlar. Devrimciler, fedakarlar ve aşıklar. Vatanseverlik de en büyük tabii. Ortak payı. Yani o yani. Şey de var. İnsana has mutluluk kaynaklarıyla çok sıcak bir ilişkileri de var. Onu da görmemiz lazım. Yani bunlar kuru askerler değil. Yani yalnız mermi atmayı bilir, düşmana hücum etmeyi bilir, şehit olmayı bilir. Öyle değil yani. Mesela Ömer Naci için Ziya Gökalp milletin şahlanmış imanı diyor öldükten sonra. Evet. Fert gibi değildi de diyor, evet. Hepimizin diyor imanı evet. Gibiydi. Evet. Sizin bu kitapta çok uğraştığınız kavramlardan bir tanesi de haklı olarak işte bağımsız aydın, özerk aydın, özgür aydın gibi anlayışlar. Bunun da olamayacağını söylüyorsunuz. Safsata yani bu... bunlar yani. Yani siz elinize kalemi aldığınız veya bir düşün hayatına girdiğiniz zaman bağımsız, özerk bilmem ne olma şansınız yok. Çünkü siz de bir hayatın pratiğin içinden geliyorsunuz ve o hayat sizi şekillendiriyor. Onun için ben özerkim. Ona taş mısın sen ya? Bir tek taş özerk olabilir. Taşlar, otlar. Otlar özerk olabilir doğru. Çünkü fikir hayatının dışında. Ama hele bir aydının özerk olması imkanı sıfır. Ne özerk olabilir ne bağımsız olabilir. Ama ona o rol veriliyor. Yani mesela sen benim adamımsın, entelektüelimsin. Ama bizim hakim sınıfların ideolojisini falan bu halka böyle hissettirmeden iğne yapar gibi aşılamak için kendini özerk göster. Bir özerk maskesi tak. Bağımsız aydın maskesi tak. Bunlar hepsi birer maske, aydın maskeleri diyelim. Benim ilk kitabımın ilk basımlarında da o maskeler koymuştum. Evet. Onun için. Evet. Küba'dan getirdiğim maskelerden birini fotoğrafım. Peki burada şimdi hani biraz kritik bir örnek vereceğim. Bu dediğinize uymayan ama bağımsız ve özerk aydın olduğunu söyleyen mesela Atilla İlhan gibi çok değerli bir örnek var. Safı belli. Evet. Yazdıkları, çizdikleri, ettikleri belli. Yani denemesi, romanı, eleştirisi belli. Yani safını belirlemiş. Fakat ısrarla ben bağımsızım diyor. İşte o da onun kusuruydu. Onu ben yine böyle bir ulusal kanal programında hiç unutmuyorum. Ondan sonra bir seçim öncesiydi falan. Zorladım. Ağzından diş çeker gibi. En sonunda tamam dedi. Ben dedi İşçi Partisi'nin aydınıyım. Onlara şey, ona oy ver çağrısı yapıyorum. Bilmem ne falan filan. Ama Atilla İlhan'ın da hatası örgütsüz aydın. Evet. Yani işte orada da özellik ve bağımsızlık biraz ona bulaşmış diyelim. Ama böyle çatır çatır konuştuğun zaman en sonunda burada örgütlü aydının farkı ne oluyor? Örgütlü aydın kimliğini daha vurgulu ortaya koyuyor. Yani aydın ne dedik? Sınıfını seçen adam. Cephesini seçen adam. Örgütlü aydın
itirazsız bir şekilde kendi cephesini ortaya koyuyor diye. Yani mesela Nazım Hikmet gibi. Veyahut da Rıfat Ilgaz'ın o şeyi çok meşhur. Der ki, Hababam sınıfını yazdım. Mimli. Sınıfı yazdım. Mimli. Hababam sınıfını yazdım. Ünlü. Ünlü. Yani Sınıf diye bir kitap yazıyor Rıfat Ilgaz. Rıfat abi, onu da saygıyla analım. Ondan dolayı hapse atılıyor. Kitabın adı Sınıf. Şiir kitabı, Sınıf. Sınıf kitabını alır, içeri atıyor. Diyor ki, sınıfı yazdım Mimli. Yani ondan sonra onun mim oluyor ona. Yani bu sınıfı yazan adam. O da sınıftan kastı da şey, toplumdaki sınıflar. Hababam sınıfını yazdım ünlü. Hababam sınıfında ise hepimizin bildiği şeyler var. Oradan dolayı kimseye hapse atmıyorlar. Ün kazanıyor. O da güzel şey. Evet, tabii. Sınıfı tabii. Yazdım Mimli. Hababam sınıfını yazdım ünlü. Hababam sınıfı da aslında çok alt tabii. Metninde bir sürü yani, şey o da bir yüksek edebiyatta. Bizim mizahımızın en önemli. Çok tuttu. En çok satan kitaplar arasındadır Türk edebiyatının. Filmleri zaten aldı başını tabii, gitti. Yani artık Kemal Rıfat Ilgaz'la da ilgisi kalmadı son zamanlarda. Yani, Rıfat abi de anılacak bir insandır, tabii. Onu söyleyeyim. Yani kahraman bir insandır, büyük bir yazardır. Mesela şair olarak iyi şair. Rıfat Ilgaz iyi şair. Mesela, ben önce şairim derdi zaten, evet, yani romancılıktan yani, önce. İşte çok güzel şiirleri vardı. Aydın Kastan'dan mısın diye şair. Fırlayan kayışa kaptırdın mı kolunu Alişim? Daha dün öğle vakti gitti Ramazan'ın kolları falan diye. Yani büyük iyi şairdir. Ben de bizim Mercan'a onun şiir kitaplarının tamamını aldım, hediye ettim. İyi şair ve halkın şairi. Hem kuvvetli, derin bir şair ama diyelim bir çiftçi de okusa, bir işçi de okusa büyük bir şiiri vardır ama anlaşılır ve ya, Ocak Katır Alagöz diye bir şiiri vardır. Benim yani Rıfat Ilgaz'dan en beğendiğim şair. Hiç böyle güneş yüzü görmeyen tabii. Bir yani Ocak Katır üzerinden anlatıyor. O imgeyle emekçileri tabii. Anlatıyor evet. Mesela şey, maden ocağının katırı Alagöz. Peki onu da saygıyla analım. Ve o da bizim partimize büyük emek verdi Rıfat abi. Ben de tanışma ve birkaç defa röportaj yapma şansına eriştim. Evet. Gerçekten çok bize muhterem defalarca gelmiştir insan. Beraber biz de oturmuşuzdur. Çocuklarla tanıştırmışımdır. Kirazlı Mehmet'le falan. Evet. Şimdi tam burada şeyi söyleyeyim. Aydın ve sanatçı ilişkisi. Aslında sizin bu kitabınız, onu da unutmadan söyleyeyim. Parti ve sanat kitabınızla bir bütünlük de oluşturuyor. Doğru. Yani ikisini evet. Peş peşe okumak, birlikte okumak evet. Büyük bir İyi birikim sağlıyor. İki kitap, Parti ve Sanat, Aydın ve Kültür aslında birbirini bütünleyen doğru. Kitaplar. Ona ulaşabilir mi? Ulaşmak isteyenler. Tabii. Parti ve Sanat. Var. Onun da tabii tabii. Var. Yeni baskısını yaptık. Beşinci basımını yaptık. Yeni baskısını bulduk. Yani şu an satışta. Aydın ve sanatçı kavramları. Şimdi her aydın sanatçı olmuyor ama her sanatçı bir şekilde aydın sanatçı oluyor. Bakın siz giriyorsunuz o konuya. Bence aydın çünkü sanatta sonuç itibariyle bir beyanname var. Yani resim de yapsanız, bir müzik eseri de benimseniz, üretseniz ne kadar ben tarafsızım, memleğim diye o tarafsız veya bağımsızlıkta bile bir ideolojik tavır var. O bakımdan sanat yaptığınız zaman aydın şeyine giriyor. Politikacılar, sanatçılar aydın kavramı içinde. Şu ya da böyle bir şekilde evet. Aydın evet. Olmuyor. Yani sanatçıların hepsi sonuç itibariyle bir ideolojik beyannameleri olduğu için, mesajları olduğu için sonuç itibariyle aydın kavramı içine giriyor. Sizin çok sevdiğinizi biliyorum. Kitapta da alıntılar var, göndermeler var. Ben de çok sevdiğim bir şairdir. Edip Cansever. Evet. Devrimci şiirleri var evet. Bu anlamda. Fakat kendi tutumu, aydın tutumu olarak sanki sizin şeylere çok uymuyor. Ki eleştirilmiştir de bu konuda. Atilla İlhan'ın örneğin evet. Eleştirileri şimdi var. Gelir elimizden. Bu peki ne götürür Edip Cansever'den? Edip Cansever de mesela İşçi Partisi'nin şeylerindendi. Atılanlardan. 1961 tabii. İşçi Partisi'nin İlk aydınları arasındadır. O bakımdan
gerçek bir aydındır. Yani sınıfını seçmiş 60'lı yıllar gibi, 62 yılında sanıyorum. Evet. 61'de hemen İşçi Partisi'ne girmiş. Onun içinde de Aybar'a falan kafa tutmuş falan. O bakımdan sınıfını belirlemiş ve aydın kavramına tam oturuyor. Ama şiirleri, işte yerçekimli Karanfil olsun, nerede Antigone olsun, ondan sonra yerçekim şey çağrılmayan Yakup falan. Şiirleri biraz kafkavari, anlaşılmayan falan şiirleri var. İkinci Yeni evet. Aslında şey. Cemal Süreyya ile birlikte, Turgut Uyar ile birlikte. Ama o ikinci Yeni'nin en anlaşılmazı o. Yani mesela Turgut Uyar ikinci Yeni'nin en gerçekçi, en anlaşılırıydı. Cemal Süreyya da öyle. Evet. Turgut şey, Edip Cansever onlardan biraz farklı. Edip Cansever'le de şöyle bir hikayem var. Onun şeydi, iç bedestende Antikacı dükkanı vardı kapalı çarşıda. Benim de orada halamın oğlu Mahmut var. O da iç bedestende. Onun da bir dükkanı vardı. Ben de yarım kalmış Hititistan Destanı diye bir şiir yazdım. Yarım kalmış Hititistan Destanı. Bayağı uzun bir şiir. O zaman Atoğlu'ya verdim falan. O şiir de kayıptır. Halil Berktay'a vermiştim. Sonra iade etmedi falan. Onda kaldı. Neyse. O yarım kalmış Hititistan Destanı'nı ben Edip Cansever'e yolladım. Edip Cansever'e de o sırada hayranım. Çok seviyorum. O Nerede Antigone kitabı beni çok etkilemişti. Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Yani ne gelir? O şiiri falan çok etkilemişti beni. Götürüyor bizim Mahmut Alam'ın oğlu. O da rahmetli oldu. Mahmut Çitli. Veriyor falan. Okuyor Edip Cansever. Diyor ki, söyle diyor bu Doğu Perinçe'yi diyor falan. Biraz Kafka okusun diyor. Ondan sonra Kafka'nın kitaplarını bana önermişti falan filan. Öyle bir de hatıramız var. Siz ama Kafka'yı biraz eleştirel bakarsınız. Bizim Hasan Yalçın tabii Kafka'ya çok hayrandı. Çok seviyordu. Tabii o da çok bir güzel yazar. Bir tartışmaydı. Büyük bir yazar tabii Kafka. Yani büyük yazar da. Kitapta siz isim vermiyorsunuz ama okuyan herkes anlıyor bir şekilde. 3 yıl kitap yazanlar oldu ama Aydın Metafizinden aslında 4 cilt. 4 cilt oldu Aydın üzerine tezler. Yalçın Küçüğü. İşte yani, o da demin eleştirdiğimiz yani Aydın'a olumlu paye yükleyen bir anlayışı vardı. Yani onda da işte itaatçılar, Jön Türkler falan, bizler falan onlar Aydın. Ama diyelim muhafazakar Aydın olmaz falan gibi bir yanlışı var. Şimdi Aydın aklıyla ve inatla mücadele eden kimsedir diyor. Yani böyle bir tanım getiriyor. Yani hiç bilimsel bir tanım değil. Yani. Evet. Ve bir sürü yani pek çok insanı bakın, dolayısıyla Aydın akıl, kabul etmiyor. Bak, burada da aklın yüceltilmesi var. Şimdi bu bizim rasyonalizmde yani Kant'lardan, Immanuel Kant'lardan falan rasyonalizmde böyle bir akılcılık ve akıl hayranlığı vardır. Akıla böyle gökteki şey asılı avize gibi öyle şeyin bütün toplumların ve hayatın üzerinde bir anlam yüklenir ve akıl yanılmaz gibi. Halbuki akıl dediğimiz şey ne? Sonuç itibariyle insanın tecrübeleri değil mi? Akıl insanın tecrübe birikiminin insandaki zihni melekeleriyle ortaya konması olayı diyelim mesela. Ama o sonuç itibariyle insanın tecrübelerinden çıkıyor akıl. Mesela istediği kadar akıllı olsun bir çocuğu ormana bırakın. Diyelim genetik olarak dünyanın en akıllı ana babasından da olsun veya da beyni müthiş gelişmiş falan olsun. Çocuğu bir yaşından itibaren ormana bırakın. Onun aklı nasıl gelişecek ormanda? Hatta hayvanları görüp dört ayak üzerinde bile koşabilir yani falan. Yani onun için akıl, hayat ve pratiğin dışında böyle bir akıl yok. Veyahut da bir denek taşı da yok. Hani böyle akıl diye bir şey var. O idealistler, işte akılcılık, rasyonalizmi böyle yücelten bir ceryan. Halbuki o da bir burjuva. Şey, evet, feodalizme karşı falan insanlığa kazandırdığı şeyler var rasyonalizmin. Ama sonuç itibariyle rasyonalizmde de bir idealizm var. Hayattan... Evet. Kokma onu yücelttiğiniz zaman sonuç itibariyle
tecrübenin dışında ve üstünde sanki bir akıl varmış gibi. Buradan kültüre de bağlayalım biraz. Olur, bağlayalım. İşte bizim Yalçın Küçük kardeşimizde de, arkadaşımda da, benim hücre arkadaşım aynı zamanda. Bundan işte şu kadarcık bir yerde Haymana'da kaldık. Şimdi mesela iki kişi aynı küçücük bir yerde kalıyorsun. İşte orada şunun bir yatağı var, burada benim bir yatağım var. Küçücük bir yer. İşte bir tane bu kadar bir masa. Fakat hiç en küçük bir rahatsızlık duymadım onunla beraber. O aylarca kaldım zaten. Yalçın Küçük'le. Sıra dışı bir aydın. Evet. Yalçın Küçük. Değerli bir arkadaş. Sizin son bir tartışmanız olmuştu. Evet, evet. Canlı evet, yayında. Evet, evet. Sonrasında hiç temas ya da... Sağlığı iyi alışveriş oldu Yalçın mu? Arkadaşımızın. Arkadaşımız diyorsun sen. Arkadaşım tabii. Hem de ta 1960'ların sonundan bu yana ne diyelim. Yani aynı duyguları taşıyorsunuz. Tabii tabii. Benim için vefa ve sadakat değişmez bir olaydır. Ben öyle hiçbir zaman vefadan ve sadakatten vazgeçmem ve hiçbir arkadaşımın üzerini çizmem. Bende insana bağlılık çok kuvvetlidir. Şimdi kültür kısmına geçeceğiz. Şeyi soracağım. Geliştirilmiş, üçüncü basımın geliştirilmiş kısmını bir şey olur, ekliyorsunuz. Ondan önce şunu da sormak istiyorum. Yani aydın metafizikleriyle ilgili, aydının idealleştirilmesiyle ilgili. Örneğin Cemil Meriç, o da ilginç bir aydın serüveni. O da büyük aydınlarımızdan. Yani Marksistken vazgeçiyor. Yani o da öyle. Şimdi tabii çok verimli bir aydın aynı zamanda. Evet. Mesela diyelim dönmüş, Marksizm'den karşı tarafa geçmiş falan. Onlar da aydın. Yani o dönek olduğu diye. Mesela benim burada çok önemli bir örneğim vardır. Ataoğlu'yla beraber partizan şiirini yazan arkadaşımız sonradan muhafazakar oldu. Değil mi? O şeydeyken, devrimciyken, partizan şiir yazarken, işçi partiliyken aydındı. Geçti muhafazakar oldu. Ondan sonra aydın olmaktan çıktı. Bunun bilimsellikle bir ilgisi yok. Mesela Cemil Meriç şey diyor. Yani hani aslında şaşırtıcı tabii. Bir aydın ve kültür kitabını okuyanlar için şaşırtıcı. Diyor ki Türk aydının en büyük zaafı diyalogsuzluktur. Yani biz diyaloğa geçseydik, yani sağ aydınlar, sol aydınlar, halkın önünü çok açardık ve bambaşka bir Türkiye çıkardık. Aydının böyle bir gücü var mı? Yani böyle bir gücü yok. Bu da sunni zorlama diyaloglar evet, da olmaz. Evet. Yani sonuç itibariyle burjuvazi varsa burjuvazinin aydını olacak. İşçi sınıfı varsa işçi sınıfının aydını olacak. Feodalizm varsa feodallerin aydınları olacak. Ondan sonra yani sınıfların aydınları kaçınılmaz olarak olacak. Bir sınıf varsa onun aydını, ideolojisi var ve o ideolojiyi işleyen insanlar kaçınılmaz olarak olacak. Biz diyaloglar yoluyla onları ortadan kaldıralım, o çelişmeleri ortadan kaldıralım. Burada da bir idealizm var. Yani gerçekçi olmayan bir şey var burada da. Aslında ama belki şöyle yorumlar mesela bu 60'ların sonunda işte soldakilerle ülkücülerin, devrimcilerle ülkücülerin birbirine kırdırılması falan. Yani oralarda oraların da o kırdırmanın olayının arkasında da bir gerçeklik var. Yani Amerika gerçeği var vesaire. Siz hani biz o zaman birbirimizi anlasaydık, tanısaydık ondan sonra bunlar olmazdı. Tamamen şey. Yani olan bir şey. Bir bakın yok. Olan bir şey için olmazdı teorisi yapılamaz. Çünkü olmuş. Niçin olduğunu açıklamaya çalışacaksınız. Yoksa olan bir şey ya şöyle olsaydı olmazdı. Değil. Yani tabii. Aydınlar hani çok sağlıklı diyalog gerçekleştirse bambaşka bir Türkiye yaratabilirler miydi? Olmazdı. Çünkü tabii. O sınıflar var ve o sınıflar arasında mücadeleler var. O sınıfların aydınlarının olması o tarihsel gerçekliğin bir ürünü. Dolayısıyla yapay olarak onları hani buluşturun, birleştirin, birbirini anlamalarını sağlayın. O biraz zorlama bir şey. Şimdi Cemil Meriç Marksist iken, kendisini Marksist tanımlarken vazgeçiyor. Daha muhafazakar sağ dünyaya dahil oluyor.
ama değerini koruyan bir aydın. Entelektüel. Entelektüel. Yani, entelektüel yani o çok önemli. Peki mesela Şener'den... şeyi alalım. Necip Fazıl Kısaküre'yi alalım. Necip Fazıl'ı. Şimdi mesela kaldırımlar ızdırap çekenlerin annesi, kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır, kaldırımlar duyulur sükun içinde sesi, kaldırımlar içimde uzayan bir insandır veyahut da diyelim otel odalarında veya bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince, öpüşten yumuşak, yağan bu yağmur, bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince aynalar yüzümü tanımaz olur falan. Şimdi büyük bir şair Necip Fazıl değil mi? Bu onun bohem olduğu bir dönem var. Yani o yağmuru yazdığı, otel odalarını yazdığı, kaldırımları yazdığı falan bohem ondan sonra olduğu bir dönem var. Ondan sonra bir de daha sonra dinci muhafazakar bir çizgiye giriyor falan. Ama şimdi siz Necip Fazıl büyük bir aydın, büyük bir şair. Türk şiirinde çok büyük bir yeri var. Onu silemezsiniz. Yani o, efendim o, ben beğenmiyorum, o aydın değildir diyemezsiniz. Peki Cemil Meriç'in ya da Necip Fazıl'ın örneğin Oral Çalışlar'dan, Halil Berkler'den kitabınızda adlarını zikrettiğiniz için soruyorum. Çetin Altan'dan, Ahmet Altan'dan ondan ne farkları var? Yani benzer serüvenler yaşamış gibi görünebilir klişe olarak. Yani belki çok büyük farkları yoktur diyebiliriz sonuç itibariyle. Ama şimdi Necip Fazıl ve Cemil Meriç falan gibi insanlarda bir diyelim bazı insani şeyler var. Özellikler ve değerler var. Yani sonuç itibariyle böyle döneklik, devşirmelik bir başka bir olay oluyor. Yani tabii verdiğiniz isimler mesela Halil Berktay'ı ben o kategoriye sokmuyorum. Yani Oral Çalışlar için dediğiniz doğru. Ama bir devşirmeler var. Hani demiş ya ağaç baltanın sapı da bendendir diye. Oral Çalışlarlar işte odunun ucuna takılan balta olmuşlar ve kendi şeyini ağaca karşı başkalarının elinde kullanılıyorlar. O çok güzel bir şey. Yani balta kendi başına ağacı kesmez. Onu işte Oral Çalışlar gibileri de sonuç itibariyle odunun ucuna demiri takıyor birisi. Ondan sonra o demirlen Oral Çalışlar'ın şeyi arkadaşları olan ağaçları sistemini bir zamanlar savunduğu şeyleri bir Amerikan emperyalizmi falan veyahut FETÖ alıyor onu balta olarak kullanıyor. Şimdi mesela bu olay Cemil Meriç de veyahut da Necip Fazıl Kısakürek'te falan bu kadar şey değil. Çarpıcı ve etkili değil. Yani onların öbür tarafa geçmelerinde gene bir şey var. Kendilerini koruyan ve çok bayağılaşmayan tarafları var. Bir de şöyle bir fark var aslında. Yani benim sorduğum sorunun yanıtı sizin kitabınızda var. Çünkü şey diyorsunuz. Yeni bir fikir keşfetmediler. Yeni bir yaşam keşfettiler tabii, diyorsunuz. Tabii, şimdi tabii, Cemil Meriç de Necip Fazıl da bir fikir de doğru. Keşfediyorlar. İyi yakalamışsınız yani, bunu. Evet. Sizin doğru. Öyle bir fark var. Yani doğru, yeni haklısınız. Bir yaşam keşfetmiyorlar. Tabii mesela işte Oral Çalışlar falan onlarda hakikaten bir şey var. Bir yaşam keşfi var. Yani Alman elçiliği burada Oral Çalışlar'ı çağırıyordu. Ya sana burs verelim, şey verelim, burs verelim dedi. Hani şeyi Hamburg'a götürdüler. Orada eğittiler. Orada bir yeni o yolda yeni bir yaşam keşfetti. O yaşamı seçti. Yani balta olmayı seçti diyelim. Balta olmak da bir yaşam. Tabii. Yani. Evet. Ağacın dalıyken balta oldu. O bir yaşam tarzı tabii. Bu seçim. Kültürün sınıfsallığını anlatıyorsunuz bu kitapta. Evet. Tabii kültür ne? Kültür şöyle yani bilimsel tanımı insan emeğiyle yapılan her şeyi kültür diyoruz. Yani yemek pişirmekten tutun da ondan sonra tarlayı sürmeye kadar ondan sonra manevi kültür, maddi kültür, işte değirmenin bulunması, sanayi, insan emeğiyle yapılan hepsine her şeye kültür diyoruz. Maddi kültür var, manevi kültür var. Maddi kültür üretim ile ortaya çıkan kültür. Bir de manevi kültürde fikir ve sanat eserleri diyelim. Ama bunların hepsi de sınıfsal. Yani sınıfların üstünde bir kültür yok sonuç itibariyle. Sınıfsal ve tarihsel. Diyelim
bir zaman şeyde buğdayı taşın içinde diyelim şeyle havanla döverek un yapmaktan, ondan sonra işte yel değirmenine geçiyorsun, ondan sonra bilmem şey su değirmenine geçiyorsun, en son diyelim elektrikli değirmene geçiyorsun. Yani sonuç itibariyle hepsi buğdayı üretiyor ama farklı sistemlerin kültürleri oluyor. Yani havanda un yapmaktan, buğday dövmekten elektrikle buğdayı şey un yapmaya uzanan tarihsel sürüvende hep farklı kültürler oluşuyor. Burada evrensellikle millilik nerede ayrılıyor? Kültürler tabii evrensel sonuç itibariyle. Ama millilik biçimde, özde biçimde. Evrensel ama biçimde milli. Yani mesela diyelim bir aslan yürekli Rişar da Selahattin Eyyubi, birisi diyelim Haçlı, öbürü diyor Müslüman, karşı karşıya geliyorlar, savaş. Hatta tarihte onları buluşturan, karşı karşıya getiren hikayeler falan da vardır. Ama bunlar birbirlerine düşmandı ama baktığınız zaman ikisinde de ne var? Aynı feodal şövalye kültürü. Yani bireysel gurur, kahramanlık diyelim falan filan. Sonuç itibariyle Aslan Yürekli Rişar'la Selahattin Eyyubi iki farklı kültürün değil ama biçimsel olarak farklı. Birinin göğsünde haç var, Hristiyanlığa inanıyor. Birisi hilal, hilal o kültürün insanı. Biçimler farklı, diller farklı ama özüne baktığınız zaman aynı şövalyeyi, aynı kahramanlık örneklerini görüyorsunuz. Birbirlerini o bakımdan. Orada ya da Hector'u al. Yunan destanlarındaki işte Aşiller, Ahilyuslar, Hektorlar falan, bizim Salur Kazanlar, Bamsı Beyrekler falan. Yani birisi evet Yunan destanlarından kahraman ama birisi de diyelim Türk destanlarından kahraman ama Aşil'le Salur Kazan'ı karşılaştırdığınız zaman aynı kültür. İkisi de kahramanlık çağının kültürü. Mert, dürüst, ondan sonra sözünde duran, kelleyi koltuğuna alan falan, kahraman, bireyci, kaçmayan falan. Siz Doğu kültürü, Batı kültürü ayrımına da bu anlamda... Tabii Doğu kültürü, Batı tanım kültürü... Tanım olarak... Mekan olarak Doğu kültürü, Batı kültüründen bahsedilebilir ama mesela Çin'de alalım işte Siya Hanedanı, Şan Hanedanı, Zhou Hanedanı, ondan sonra diyelim Tang Hanedanı falan. Bir hanedanlar döneminin Çin kültürü var. Bir de Mao'nun. Şimdi Mao'nun kültürüyle o Çin hanedanlarının kültürü aynı mı? Veya bizim Orhun Yazıtlarındaki Bilge Kağanların, Gültekinlerin, Kültekinlerin kültürüyle bilmem Atatürklerin, Ömer Naciler'in kültürü aynı mı? O hepsi Türk veya Batılı, Doğulu ama farklı kültürler. Medeniyet daha üst bir tarif mi oluyor? Medeniyet, kültür, medeniyet de bir kültür ama medeniyet sınıflı topluma ve özel mülkiyete geçtikten sonra kültür. Yani sınıfların oluşmasından, özel mülkiyetin ortaya çıkmasından önceki kültürlerden farklı olarak medeniyet, sınıflara ayrışmadan sonra özel mülkiyetin doğmasından, devletin, yani medeniyet nerede başlıyor? Sınıflar, özel mülkiyet, devlet, matematik, bilim. Onun için medeniyet diyelim Sümerlerle başlatırsak veya da bu en son işte Göbekli Tepe'ye falan getirirsek yani 8 bin yıllık, 10 bin yıllık falan bir tarihi var ama kültürlerin İnsanla birlikte başlıyor kültür. Çünkü insan bir şey üretiyor. Ürettiği an kültür başlıyor. Ama o kültür medeniyet değil. Türklerin medeniyet kuruculuğu ile siz İslamiyet arasında da aslında bu kitapta da çok geniş bir yer veriyorsunuz. Doğrudan bir bağ kuruyorsunuz. Türklerin İslamiyet'i seçmesi. Yani şöyle bir düşünce de vardır hep. Türkler İslamiyet'i seçerek Araplaştılar ve gerilediler. Yani şamanizm daha iyiydi gibi bir şey de vardır yani. Bunu ama safsata yani. Yani İslam, Türklerin İslam'a girmesi ne zaman? İşte Almuşan, Bulgar Hakanı, ilk İslam olan. Ondan sonra Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han. Ondan sonra bizim Selçuklu
Hakan'ı şey, şimdi filmleri falan da oynuyor ya, Tuğrul Bey'i falan. İlk İslam olan bunlar. Yani bunlar ne dedi? 9. 10. yüzyıllar. Türklerin İslam'a girmesi. Bakıyorsunuz İslam'a giren Türkler aynı zamanda çağdaş uygarlıkla buluşuyor. Çünkü o zaman, o zamanın çağın uygarlığı İslam dünyası. Cebir onlarda, kimya onlarda, mimarlık onlarda, hastane onlarda, tıp onlarda. Yani 7. yüzyıldan diyelim, Hazreti Muhammed 6. yüzyıl, 7. yüzyıldan Emevilerden başlayalım. O Endülüs, İspanya'ya kadar gidiyorlar falan. 7. yüzyıldan 15. yüzyıl diyelim, Fatih Sultan Mehmet'e ve Babür. Hı hı. Hindistan'da Babür'e kadar 800 yıllık bir İslam medeniyeti var. Ve o çağa baktığımız zaman o çağın lideri olan medeniyet İslam medeniyeti. Batı medeniyeti o zaman İslam'dan bir şeyler öğreniyor. Tıbbı onlardan öğreniyor, kimyayı onlardan öğreniyor, cebiri onlardan. Logaritma deyip duruyoruz ya şimdi. Logaritma ne? El-Harazmi. El-Harazmi Batı dillerinde logaritma diye okunuyor. El-Harazmi de kim? İşte Horasan'da logaritmayı bulan, cebirle şey yapan bir Türk kökenli ama Arapça okuyup yazan büyük bir alim. Yani o çağda medeniyetin lideri İslam. Onun için Türklerin İslam havzasına girmesi, Türklerin yaşadığı tarihsel süreçte yaşadıkları sıçramaya uygun bir şey. Kitaba koyma, genişletme şeyini nereden gerektiriyoruz? Biz son zamanlarda işte şey var, Türkler İslam'a girerek şey oldu, geriledi, benliğini kaybetti. Benliğini kaybetmeyenler kim mesela? Diyelim Yakutlar. Büyücülükle hala şey yapıyorlar falan. Yani İslam olmayan Türklerden ne çıkmış? Medeniyet yok, devlet yok, devlet Osmanlı yok, Selçuklu yok, Atatürk yok. Atatürk niye İslam olan Türklerin içinden çıkıyor? Jöntürk devrimi niye İslam olan Türklerin içinden çıkıyor? İslam olmayan, kenarda kalan Türklere bakalım diyelim, Yakutlar. Hala büyücülük, tamtamlar şey yapıyorlar. Diyelim Hristiyan olanlar, Kuman, Kıpçaklar, Gagavuzlar. Onlar bir şey bırakmıyordu. Çünkü o tarihte İslam havzası, medeniyet havzası olduğu için İslam'a giren Türkler aynı zamanda büyük atak yapıyorlar. Yine Selçuklu'yu onlar kuruyor, Osmanlı'yı onlar kuruyor, Gazneli Devleti'ni onlar kuruyor. Mesela İbni Battuta'nın seyahatnamesini alalım, o yapı kredilen şey Aykut çevirmiş, soyadı Aykut. Çok kaliteli bir çeviridir, çok severim. Herkese de öneririm mesela İbni Battuta'nın seyahatnamesi. Mesela o ne oluyor? 1402 olduğuna göre Ankara Savaşı. Yani 15. yüzyılda 16. yüzyılın başlarında İbni Haldun yaşıyor. İbni Battuta da 14. yüzyıl Antalya'ya falan da geliyor. Değil mi? 14. yüzyılda İbni Battuta kalkıyor Kuzey Afrika'dan Batı Asya diye, oradan Orta Asya'ya, oradan Hazar Denizi'nin kuzeyine, İtil Bulgarları falan. Bütün bu havzayı dolaşıyor İbni Battuta. Ve bütün devletlerin başında Türk hanedanları var. Yani Türklerin askeri birikim, devlet birikimiyle o İslam uygarlığı orada buluşuyor. Dolayısıyla devlet kuran Türkler, uygarlığı geliştiren Türkler, İslam olan Türkler. İslam olmayanlar kenarda köşede kalıyor ve bir medeniyette de bir şey bırakmıyor. Mesela hiç Hristiyan Türklerden bugün bir şey söyleyebiliyor musunuz? Atatürk o Müslüman Türklerin içinden çıkıyor. Evet. Hikmet Kıvılcım mı da bu yani küçümsemeye, değil, bu küçümsemeye karşı çıkanlardan biri? Tabii. Hikmet Kıvılcım. Çünkü o tarihsel bir insandı yani. Bilim adamıydı Hikmet Kıvılcım. Ha şimdi onun için kitabın sonuna İslam uygarlığının çağdaş etkisi falan gibi bir bölüm ekledim. Onun da okunmasını, o bölümü... İslam uygarlığına tarihsel bakış. Ha, İslam uygarlığına tarihsel bakış diye bir bölüm ekledim. Yani orada, genişletilmiş kısmı bu kitap. Evet. Başka yerlerde de genişletmeler var ama en önemli genişletme o bölüm. Yaklaşık 45 sayfalık bir bölüm. Yani o İslam uygarlığının
Türklere getirdikleri. Mesela büyük alimler, Biruniler, Farabiler, İbn-i Sina'lar, El-Harazmiler, büyük alimler onlardan çıkıyor. Veyahut da diyelim Tuğrul Beyler, Alparslanlar, Fatih Sultan Mehmetler, Osman Gaziler, efendim Yıldırım Beyazıtlar, Timurlar, Babürler. Yani İslam havzasına giren Türklerden medeniyet, devlet kuruculuğu, ordu kuruculuğu. Mesela Marx onlara hayran. Var mı sizin var, bu var. Konuyla ilgili? Hayır, pardon, vakit var da. Vatan Partisi'nin aydınlarından biraz konuşalım mı? Yani konuşalım birkaç mı? Kuşak aydınlar var. Hani çok var değerli, mesela, çok tabii, oldu. Çok. Genç, bir de genç aydınlar var, genç kuşaklar. Ben ne bileyim işte en son Soner Polat var, Hasan Yalçın var, Supi Karaman var, Erkan Yücel var, hala yaşayan Sarper Özsan var diyelim. Yani Vatan Partisi çok büyük aydınlar üretti. Onu görmemiz lazım. Semih Koray. Tabii yani yaşayanları saymıyorum. Tabii Semih Koray dünya çapında aslında bir aydındır. Çok ve geleceğin toplumunun sanki bugün 100, 150 yıl, 200 yıl sonraki paylaşmacı toplumunun insanı bugün çıkmış ortaya Semih Koray mesela. Mesela Zafer Kars gibi Zafer Kars, çok tabii. İlginç başarıları olan. Hasan Korkmazcan yani karakteriyle, erdemleriyle falan. Yani tabii saymakla bitmez. Mesela bir Erkan Yücel. Erkan Yücel'i çok genç yaşta kaybettik. Çok erken ama hayatı bizim de hapishanelerde geçti. Çıktı hemen Altın Portakal aldı. Ondan sonra festivalinde Kandil'de neydi? Avrupa'daki San Remo Festivali'nde ödül aldı. Yani bir tane film çevirdi. O filmi Hakkari'de bir mevsimden. Ondan hangi kitabın adı Hakkari'de bir mevsim miydi? Filmin adı Hakkari'de bir mevsim. Kitabın adı o. Ha evet. İkinci bir hatta koydular sonradan da asıl adı o. Genco Erkal'la oynadı. Feridet Gün'ün öyküsüdür. Romanı. Yok, Feridet Gün'ün değil. Onu yazanın benim Necla diye bir arkadaşım vardı. Onun eniştesiydi. O da ismini birden unuttum. Varlık Yayınları'ndan bir kitaptır o. Hakkari'de bir mevsim. Ama başka adla çıktı. O değil de başka. Şimdi unuttum. Ben karıştırdım. Hakkari'de bir mevsim Ferit Edgün'ün değil. Onu iyi biliyorum. Ama mesela var mı Hakkari'de bir mevsimin kitabını? Bakayım. Ben filmini izledim. Kitabını okumadım da. Şimdi mesela Erkan Yücel. Çok büyük bir aydındı. Tabii. Hem büyük bir sanatçı, yani hem büyük bir sinema sanatçısı, herkesin hayran olduğu bir tiyatro sanatçısı. Ondan sonra ve aynı zamanda büyük bir aydındı yani. O Hakkari'de bir mevsim diye de geçiyor. O evet. Diye de geçiyor. O Hakkari'de bir mevsim. Ferit onun Etgü. Yok, yanlış o. Yani. 1977. Ondan o evvel. O da öğretmenlik yapıyor. O zaman yazdı diye kalmış benim Ferit aklımda. Etgü değil de. Onun ismini şimdi Celal mi ne, böyle tanınmamış bir yazardır. Onun bir hikaye kitabıydı. Hatta küçük Varlık Yayınları'ndan böyle bir kitaptı, hiç unutmuyorum. Ferit Edgü de ondan yararlanarak belki senaryoyu falan yazmış olabilir. Ama Ferit Edgü esas kaynak kitabın Ferit Edgü olmadığını Ferit çok Edgü iyi biliyorum. Ferit Edgü de roman diye geçiyor. Romanlaştırdığı yönünde bilgi var ama hepsinki daha belki doğru olabilir. Belki işte o benim söylediğim varlıktan çıkan hikaye kitabından Ferit Ölgü bir roman yapısı, oradan da sinema yapılmıştı. Genç aydınlar, peki siz 40 yılı garantiye aldık diyorsunuz. Şimdi genç aydın kuşağı Türkiye'nin büyük şansı diyelim. Şans değil de tabii Türkiye'nin içinden çıkarttığı Vatan Partisi'nin gençliği Türkiye'yi 40 yıl yönetecek. 40 yıldan sonrası onlara emanet. Ondan sonrasını bilmiyorum ama 40 yıl yönetecek. Müthiş bir aydın kuşağı yetiştirdi Vatan Partisi. Yani Özgür Bursalılar, Yıldırım Gençerler, işte bütün Dilek Çınarlar. Yani bizim öyle yüzlerce genç devrimci aydınımız var. Birikimli falan ve 1960-68 kuşağının falan çok çok ilerisinde her bakımda. Ahlak, karakter, birikim, bilgi, felsefe.
Şimdi aklıma geldi aslında, demin sormam gerekiyordu belki de. Siz yine çok yakından tanıyorsunuz. Yani birlikte çalıştığınız dostunuz var. Aziz Nesin. O da mesela tersten hani aydınları eleştirirken bile bir aydın idealleştirmesi yapıyor. Yani bir metafiziğe sapıyor. Bizim aydınımız diyor işte, ah bir biz ördek aydınlar diye bir kitabı vardır. Bir makalesinin adını vermiş kitabına. O da mesela diyor ki bizim aydınlarımız işte dar görüşlüdür diyor falan. Yani oradan şimdi eleştiriyor. Bak şimdi bir kere ben diyelim bilimsel sosyalist olmamı borçlu olduğum insanlardan biridir Aziz Nesin. Yani onun o zaman şeyleri çıkardı. Kazan töreni, Yepetaş falan. Onları aldım. Ne zaman lise talebesiyim daha. Yani kaç yaşındayım? 15-16 yaşlarında falan. Aziz Nesin acayip okurdum. Ben Aziz Nesin'in bütün kitaplarını okudum. 60-70 kitabıdır. Hiç bir tanesi eksik değildir. Ve beni çok etkilemiştir. Fakat çok kuvvetli bir eleştiri var ama Aziz Nesin'in önemli tarafı hep halkla alay eden, halka yukarıdan bakan. Yani bir yandan sistemi eleştirir ama diyelim Yepetaş falan filan gibi birçok hikayelerde de mesela köylüyü eleştirir, halkın saflığını eleştirir, halkı enayi yerine koyar falan. Biraz severek de eleştiriyor aslında. Yani tabii, hani, bir mizahi. Nefretle eleştiri değil. Ama mesela onda devrimci bir halk yok, devrimci kahramanlar yok. Mesela Nazım Hikmet'teki gibi. Mesela Nazım Hikmet'te diyelim Kartallı Kazım, Arhavili İsmail falan. Onun devrimci. Aziz Nesin'de Kartallı Kazımlar yok, Arhavili İsmail'ler yok. Hep böyle enayiler, aptallar. Biraz aldatın. Şey var Aziz Nesin'de, Nazım'ın dediği gibi ya. Kabahatim çoğu da sende kardeşim diyor yani. Evet ama orada Nazım bir dürtüyor. Dürtüyor. Şimdi Aziz Nesin de dürtüyor. Şimdi Aziz abiyle bizim bu konuda bir tartışmamız var. O biliyorsunuz bu halkın %60'ı aptal dedi ya. Bir gün böyle bunu da 40-50 kişinin ortasında tartıştık, onu da söyleyeyim. Bir sosyalistler falan bir toplanmıştık falan. Ondan sonra ben dedim ki Aziz abi dedim, bak sen öyle diyorsun, halk aptaldır diyorsun ama Marx diyor ki işçiler devrim yapar. İktidara gelir, toplumu değiştirir. Atatürk diyor ki Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır. Onlar dedi siyasetçi dedi. Ben dedim ki Marx'la Atatürk'e, onlar dedi Hazreti Muhammed örneğinde, onlar dedi siyasetçi dedi falan. Ben dedim ki bak onlar o insanlarla bir şey yapmaya çalışıyor. Yani komutan nedir? Haydi aslanlarım, vurun kavru, değil mi? Şimdi hiçbir komutan vurun tavşanlarım demez. Tavşan bile olsa yanındaki asker aslan o tavşanı mi? Aslan yapmak zorunda. Vurun aslanlarım diyor, değil mi? Siz dedim vurun aslanlarım demiyorsun. O halka bir şey, onunla bir şey yapmak istemiyorsunuz. Atatürk'ün sizden farkı, o halkla bir şey yapmak istediği için zekidir diyor. Veya Marx'ın sizden farkı, o işçi sınıfıyla işte devrim yapmak, dünyayı değiştirmek istediği için işçiler devrim yapar diye manifestoyu yazıyor falan. Onun üzerinde dedi, onlar dedi siyasetçi dedi, ben siyasetçi değilim dedi falan filan. Ben de o zaman ona şu dedim, bakın onlardan farkınız şu. Evet dedim, mesela diyelim bir kayısı çekirdeğini alırız. Ondan sonra kayısı çekirdeğini alırsın, odun. Atarsın çöpe. Ama o kayısı çekirdeği, odun değil içindeki cevheri, tohumu görürsen onu gidersin, toprağa saplarsın, oradan bir kayısı ağacı çıkar. Siz dedim, kayısı çekirdeğindeki odunu görüyorsunuz. Atatürk ile Marx ise o odunun içindeki ağacı çekirdeği görüyor falan dedi. Ona ya dedi sen dedi doğu dedi insanı mat ediyorsun falan diye böyle şaka bir şey yaptı. Bu önemli yani aydının halka bakışı. Yani bu da devrimci aydınla diyelim sistemin aydını arasındaki fark. Bizim bugün Türkiye'de de var ya bize bilhassa bu CHP'li aydınlar değil mi o kesim hep her gün bu halk adam olmaz, bu halk adam olmaz. Bunlar işte görüyorum ben o sahte Atatürkçü. Yani Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır diyen o Anadolu'daki o zavallı köylüyle bir kurtuluş savaşı yapılacağını görebilen bir Atatürk var. O çok önemli. Mesela şeyi okuduğumuz zaman
o Mihalıçık köylerinde büyük romancımız Yakup Kadri'yi okuduğumuz zaman Mihalıçık köylerini yazdığı neydi? Yaban romanı. Yaban. Mesela Yaban romanını okuduğumuz zaman orada nedir? İşte Mihalıçık Orta Anadolu'daki köylü zavallı. Kerpiç duvarın dibine çökmüş. Bir tayip diyor. Şey, gazete kağıdına tütün saran. Hatta yaprak saran. Zavallı bir adam. Burnu akan. Bilmem ne. Oraya çökmüş bir adam. Şimdi ona baktığın zaman ulan bu adamdan ne olur ya? Diyebilirsin. Ama Atatürk bu adamdan diyor, bu adamla diyor İstiklal Savaşı verilir. Bu adamla düşman ordusu Ege Denizi'ne kadar kovalanır diyor. Ve o adam diyelim çıplak ayağıyla 30 Ağustos'tan şeye kadar 9 Eylül'e kadar 9 günde nasıl alınır o mesafeye? Savaşa savaşa. Ben maratoncuları getirsen neredeyse 9 günde İzmir'e koşa koşa gidemez. İşte Atatürk'ün üstünlüğü o şeyi görebilmesi. O Mihalıçık'ta kerpiç duvarın dibine çömelmiş zavallı insandaki o kahramanlık ruhunu görebilmesi. İşte bu da devrimci aydının özelliği. Öbürü ya bu adamdan ne olur ya? Bak bu adam zaten işte şeye oy veriyor, ona veriyor. Bilmem ne, Tayyip Erdoğan'a oy veriyor, AK Parti'ye oy veriyor. Bu adamdan ne olur ya? Devamlı bunu bir yıllardır bunu işitmiyor muyuz? Bunu dinlemiyor muyuz? Benim CHP'li arkadaşlarım var. Şey diyorlar. Ya bu halk görürsün gider yine AK Parti'ye oy verir. E tabi bu onlara niye oy versin? Yani, onlar kayısı çekirdeğin içindeki şeyi görmüyor. Bunu halka kızarak söylüyor tabii de. Tabii. Yani, aydın... Onlar halk için bir şey yapmak istemiyor ki. O halka verecekleri bir şey yok. İşte 6 kişi yan yana dizilmişler görüyorsunuz. Başı bozuk takımı. Halk niye onlara oy versin ya? Onlar gelse Türkiye yönetemeyeceklerini biliyor. Aydın temel sınıfları belirlemez, temel sınıflar aydını belirler. Evet. Diyorsunuz. Yani, aslında bütün bu söylediklerimizle tabii, doğrudan tabii. İlgili. Aydın sonuç itibariyle mevcut sınıflar içinde. Mesela diyelim 13. yüzyıldasınız. Ya Yunus Emre gibi diyelim halk aydını olacaksınız. Veyahut da diyelim birkaç yüzyıl sonra Baki gibi şeye metiyeler düşen padişaha bir aydın olacaksınız. Seçimler bunlar. Ya sarayın tarafında olacaksınız ya da fakirin fukaranın tarafında. Yeni bir kitap çalışmanız var mı? Bize var yakında... Şimdi Türkçe kökler üzerine bir kitap yazıyorum. Oo, Türkçe kökler. Epey Silivri'deyken Türkçe kökler üzerine yazılar aydınlıkta çıkartmıştım. Şimdi üzerlerinde çalışıp onları kitap yapmak istiyorum. Türkçe kökler. Bir buçuk dakika aramız var. Vermemiz lazım. Sonra verelim. Kapatalım. Değerli izleyenler bir buçuk dakika aramız var. Sonra kapatacağız programı. Efendim son bölüme geldik. Sayın Tuncer, sen sizin sorunuz veya vurgulayacağınız şey benim kaldı. Sorularım bitti. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok güzel bir sohbet oldu. Bir izleyici bir soru sormuş. Ben onu aktarayım. Aydın'ın peki kültür inşasında rolü nedir? Tabii manevi kültürün inşaatçıları aydınlar. Yani manevi kültür dediğimiz şiir, felsefe, ondan sonra edebiyat, sanat, tiyatro, müzik. Müzik. Evet. Tabii. Yani başlı başına bir tartışma. Manevi evet. Kültür evet. İnşası, evet. Yaratımı başlı başına evet. Bir tartışma tabii. Ama izleyicimizin sorusunu da yanıtlamış güzel, tabii. Olduk. Evet. Teşekkür bir de tabii kendisi. Dünyanın büyük aydınları da var işte. Diyelim Göteler, Balzaklar, Dostoyevskiler, Victor Hugo'lar vesaire. Ya da büyük felsefeciler, Hegel'ler ondan sonra Oppenheimer'lar falan filan değil mi? Bir bölüm vardı ben şimdi hatırladım. Milli kültürle milli kültürün savaşı diyor kitapta. Tabii yani mikro milli. Herkesin milli kültürleri var ama birbirleriyle savaşıyorlar. Aslında o kültürler aynı milliyetçilik. Ama o milliyetçiler, milliyetçilikler birbirleriyle savaşıyor. Ama
içeriğine baktığın zaman Türk milliyetçiliği, Fransız milliyetçiliği veya Arap milliyetçiliği veya diyelim Alman milliyetçiliği falan hepsi özde aynı. Aynı kültür. Ama biçimleri farklı. Diyelim biri Alman, biri Türk falan ve bunlar arasında savaşlar oluyor. Şimdi teşekkür ettik ama laf lafı açıyor. Buyurun buyurun. Bir iki dakikada tam bu söz ettiğiniz konuda hemen aklımda kaldı. Dipnotta veriyorsunuz. İtalya'yı yarattık. Şimdi İtalyanları yaratmak zamanı. Evet. Aslında o kadar her şeyi açıklıyor ki. Çok çarpıcı. Yani milliyetçiliğin ve milletin burjuvazi tarafından kurulduğu ve oluşturulduğu işte 1871 İtalyanların birliği kurulduğu zaman o İtalyan milliyetçilerinin lideri çıkıyor kürsüye. Şimdi diyor şeyi İtalya'yı yarattık ama İtalyanları yaratma zamanı. Evet, İtalyanları yaratma zamanı. Yani. Bizim için de öyle mi? Bizim tarihimizde. Biz de öyle. Bunu Atatürk de kabul ediyor. İttihatçılar da kabul ediyor. Yusuf Akçura da kabul ediyor. Hepsi diyorlar ki milliyetçilik bize batıdan geldi. Evrenseldir. Ve bizim milli olmamız, millet olmamız milliyetçilikle oldu. Son 200 yılda, 150 yılda olan bir olay. Yani Türk kavmi tarih boyunca var. Ama kavimle millet farklı. O kavmi Ziya Gökalp'te de var. Türk milletini yapan büyük şeyler, aydınlar kim? İşte Ziya Gökalp'ler, Yusuf Akçuralar, Necip Asım'lar, İttihat Terakkiciler, Atatürk'ler falan. Ama Türk kavmiyle Türk milleti başka bir şey. Yani millet devleti yaratıyor. Devlet devlet milleti. Evet. Evet. Herhalde soru yok başka. Teşekkür ederiz. Yok, teşekkür. Daha burada çok sorular çıkar da daha konuşuruz oldu. Bu konuları. Ama evet. Bu beş kitabı yani Aydın ve Kültür, Parti ve Sanat, ondan sonra Gönül Defteri, Kadın Kitabı benim ve beşinci de Eşcinsellik ve Yabancılaşma. Bunlar aşağı yukarı aydınlanma ve kültürle ilgili beş kitaptır. Bunları bir set yapalım ve bunların okunması için çalışmalar yürütelim. Evet. Ulusal kanalda da bunların tanıtmasını yapabiliriz. Efendim teşekkür ederiz. Sayın Tuncay Sensiz'e de teşekkür ederiz. Çok güzel katkılar, sorular oldu. Kitabı da enine boyuna konuşmuş olduk. Müzik ne armağan ediyorsunuz efendim? Müzik, ben de bilmiyorum. Şimdi Öpey Yunus Emre'den bahsettik. Ahmet Adnan Saygun'un bir Yunus Emre oratoryosu vardır. Bizim Türk beşlerinden büyük besteciğimiz Ahmet Adnan Saygun'un o Yunus Emre oratoryosunu müzik olarak oradan bir parça bizim Umut Ergün arkadaşımız seçecekti. Verelim gelsin Ahmet biraz. Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre oratoryosundan Umut Ergin arkadaşımın seçtiği bölümü dinleyeceğiz. Kitabı da zaten bu haftanın kitabı olarak Aydın ve Kültür'ü vermiş olduk. Değerli izleyenler sizlere de teşekkür ederiz. Yunus Emre oratoryosunu Yunus Ahmet Emre. Adnan Saygun'dan dinleyelim. Evet dinleyelim. Sizler için gelsin.